Tekila ile birbirimizi hiç sevemedik. Bilmiyorum nedendir. O bana hep tokat attı. Tekila Meksika içkisi. Bayağı bir sert. İçindekini ne olduğunu bilmiyorum. İlk tanışmam Tekila ile 2002 yılında bir diskoya gitmiştik. Diskoda 3 katlıydı. İşte birinci katta insanlar dans ediyor. Ben de çevreyi dolaşıyorum. İkinci kata çıktım. Ondan sonra işte seyrek de olsa insanlar var. Yani aşağıdaki kadar kalabalık olmasa bile daha sakin kalmak, ortamda olmak isteyenler ikinci katta. Bir de zeminin altında bir kat vardı. Oraya gittim. Orası yoğundu. Orada dans edilmiyor da içki ve elinde insanlar resepsiyondaymış gibi. Girdim içeriye. Kalabalıktı bayağı. Ondan sonra bara yaklaştım. İçki almak için değil. Öyle çevreye bakıyorum. Sonra tesadüf içerisi kalabalıklaştı. Kalabalığı gören geliyor. Halbuki çok sakıncalı. İnsan ezilebilir. Çünkü insan hareketleri kontroldan çıkıyor. O böyle dalgalanmada oluyor insanlarda. İnsanlar birbirini istemeden, farkında olmadan itiyor. O arada insanlar yani hareketsizlikten ezilebilir. Herkes yani herkes için aynı basınç oluyor. Henüz basınç olmamıştı, o şey dalga gelmemişti. Tesadüf işte. Ben barın açığındayım. Öyle içki almak gibi bir niyetim yok. Zaten elimdeki içkiyi yeni bitirmiştim. Öyle dolaşıyorum. Tesadüf işte. Şöyle bir baktım, güzel bir kız. Dedim, ne içersin? Tekila dedi bana. Ben o güne kadar tekilayı duymamıştım. Ondan sonra garsona 10 lira uzattım. 2 tane dedim, tekila dedim. Ondan sonra ben dolara 10 lira diyorum. Yani şey dolar dememek için. Ondan sonra şey yapınca 20 lira verdim. Demek ki yetmiyormuş 2 tane. Bilmiyorum fiyatları. 2 tane söyledim. Herhalde bir tekili o gün 2002'de 9 liraydı. Zaten üstü bahşiş olarak kaldı. Ben kıza uzattım tekilayı. O tekilanın üstlerinde böyle lime diyorlar buna. Bu geliyor. Aynı bu şekilde. Böyle tutuşturuyorlar bardağın kenarına. Şuraya da orada o olmadı da normalde yani normalde bir barda tekila siparişi verdiğin zaman tuzluğu getiriyor garson barmen önüne. Şuraya şu kısma tuz koyuyorsun şöyle. Ondan sonra tekileyi bir kere de içiyorsun. Bunun da ağzında suyunu emiyorsun. Üzerine de tuzluyu alıyorsun. Yani ağzındaki mayhoşluk gidiyor. Şimdi konu içki olduğu için konsept böyle oldu. Dekorasyon. Zaten benim şu an 6 sene önce eğleniyor olmam gerekiyor. Cuma, cumartesi. Bugün de cuma olduğuna göre benim şu anda normalde eğlence saatim. Onun için kravat taktım. Kravat resimlerle anımsamaya çalışıyorum. O günleri hatırlamak için, anımsamak için o anda burada geçen fotoğrafla benim kıyafetimi denk getirmeye çalışıyorum. Güzel bir anı olsun diye. Bugün de benim eğlence günüm, içki içme günüm.
dans etme günüm. Onun için böyle bir tekila'dan bahsedeyim dedim. Neyse. Ben kıza uzattım bardağı. Tanımıyorum kız yani. Konuşmadık bile. Merhaba falan olmadı. Sadece ne içersin dedim. Kız aldı. Yarısını içti. Yarısını da kız arkadaşına verdi. Yanında kız arkadaşı vardı. Ondan sonra bardağı geri uzattı. Arkadaş ben bardağı aldım. Bara koyarken bir baktım. Arkamda kimse yok. Kızlar yok. Şimdi içerideki o insanların yoğunluğu insanların kendi iradeleriyle hareket etme özgürlüğünü elinden alıyor. Yani böyle bir içme olunca sen o insan farkında olmadan kendini öbür tarafta buluyor böyle sıkışıklıktan. Yani yanında biri varsa onu kaybedebilirsin. Yani orada durur da ya ulaşamayabilirsin. Elinde değil ulaşmak. Abi baktım kızlar yok yanımda. Önemli değil. Yani onlar şey değil. Oradan benim dedim bu odadan çıkmam lazım. Çünkü insanlar geldikçe kontroldan çıkıyor. Yani o kadar insanın orada olmaması lazım. Gelenler de meraktan geliyorlar. Yani onu gelince içeride insanların özgür hareket edebilme yeteneği kalkıyor. Oradan çıktım ben. Uğraştım ama çıkmak için epey. Yani öyle yürüyerek çıkamıyoruz. Yani sıkışa çıktım. Tabii zaman da geçiyor bu sürede. Kendimi kapının önünde otururken buldum. Ben jin tonik içiyordum o günlerde. Bu tekila beni çarpmış. Ben de hava almak için dışarıya çıkmışım, oturuyordum. Sonra arkadaşlar geldi. İki arkadaş daha vardı yanımda. Ondan sonra onlarla birlikte biz gece bitti zaten. O gün tekila ile tanıştım. Fakat o gün için bilmiyordum yani tekilanın beni çarptığını falan bilmiyordum. Sonraki zamanlarda değerlendirme yaptığım zaman onu anlayacağım. Sonra aradan geçti yıllar. İşte eğleniyorum falan. O zamanlar içki ısmarlayanlar oluyor. Geliyorlar işte bazen çift geliyor. Hani beraber takılmak için gençler geliyor. Bazen direkt ısmarlıyor. Oluyor yani böyle şeyler karşılıklı olarak. Ondan sonra tekila. Bir Alman çiftiydi galiba genç. Burada yaşıyorlar. Ondan sonra dedi şat atar mıyız dedi. Tekila dedi. İyi dedim ben. O gün normalde zaten ben gecenin sonunda sarhoş oluyorum. Kendimi öyle olmasını istediğim için oluyorum yani şey değil. Güzel bir gece geçiriyorum gece bu. Eğleniyorum. Çok iyi eğleniyorum. Gecenin sonunda da tam istediğim gibi sarhoş oluyorum. Taksiyle eve geliyorum bu kadar. Ondan sonra hep böyle geçiyor yani hafta sonları hep böyle geçiyor. Bu benim içkim korona. Sürekli içtiğim içki. Bugün de konsepte tam uydu. İçki saatim benim. Doktor 6 yıl önce dedi ki içme dedi. İçki içme. Ölürsün dedi. Doktora dedim ben içki içmezsem ölürüm dedim. Kadının gözleri açıldı. Dedi ne diyor? Ya dedim ben içki için hafta sonları dışarıya çıkıyorum. İçki içip eğleniyorum dedim. Ondan sonra sen bana dedim içki içme. Yani yaşama diyorsun. Ben zaten ölmüş oluyorum dedim. Bir şey söylemedi. Ondan sonra yani bana aslında 6 sene önce içki yasak. Şu anda ben her akşam içiyorum. Her akşam içiyorum. İnşallah diyorum. İnşallah diyorum. Ondan sonra dönelim geriye. O gün tekile içince
şeyde fark ediyorum ben yani. Daha fazla yamulduğumu bilmiyorum içindeki madde neyse. Ben normalde hani içme reklamı yapma amacıyla değil ama bir şişe gecede bir şişe viski bir şişe viskiden biz 4 ons az. Yani tam bitiremiyorum da son kadehi içemiyorum. Yani benim ayarım o. Bir de karışımsız içiyorum. Yani şeyi, içkiyi hiçbir şey içine koymadan içiyorum. Sebebi şu, eğer karışımlı, bu benim kendime göre düşündüğüm şey. Şimdi barmen sek getirdiği zaman onun bir ölçüsü var. 4 ons. Yani işte bardağın dibinde bir parmak. Bu bir gerçek içki. Ama mesela diyelim ki kolalı istedin veya buzlu istedin viskiyi. İçime değdirse de viskiyi, viski tadı olduğu için onun ayarı barmenin elinde. Onu sen ayarlayamıyorsun. Ama ben sek içtiğim zaman getirdiği ayarı görüyorum yani benim kontrolümde. Onun için sek başladım, öyle sek gitti. Hani benim kazıklanmalarına beni izin vermiyorum. Onun için sek içtim. Yıllarca içtim. Şimdi mide kaldırmıyor şeyi. Yani viskiyi kaldırmıyor, kurutuyor. İyice kurutuyor ağzımın içini. Onun için birayla idare ediyoruz. Bazen şarap içiyorum. Böyle zaman zaman işte hep ben direkt tekila içmiş değilim yani. Böyle merakımdan biliyorum çünkü ama ikram ettiklerinde de hayır demiyorum. Genellikle kızlar tercih ediyor tekila içki. Yani bir an önce alkolün tesirini göstersin de eğlenelim diye kadınlar tercih ediyor genellikle şat atmayı. Onu bir kere de içiliyor. Böyle tekile yudum yudum içilmiyor. Hemen tak diye atıyorsun, bitti. O artık harekete geçiyor. Ateşlendiriyor insanı. Bir kere benim yaş günümdeydi. Ben yaş günü falan kutlamıyorum. Yani öyle şey bu yaşta belirli yaştan sonra yani şey yapmıyorum, ilgilenmiyorum. Fakat bu sosyal medyada işte kullandığımız için orada gözüküyor yaş günü. Bir arkadaşlar da biliyor. İşte yabancı arkadaşlar, takıldığımız arkadaşlar falan oradan takip ediyorlar. Zaten akşam geldiklerinde işte geliyorlar, tebrik ediyorlar falan. Bu yıllardan beri de takıldığımız müzik grubu yaş günümde oradan Happy Birthday müziğini çalarlar. Hoş oluyor tabii. O gün gene bir yaş günümdü. Kız arkadaş dedi mesaj atmış akşam seni alacağım işte bugün senin yaş günün diye. İyi dedim. Akşam o aldı. Ben yanıma 3 tane şimdi küçük böyle minyatür içkiler oluyor. Ondan sonra her içkinin minyatürünü yapmışlar. Viskinin de 4 onzluk yani şöyle küçük yani bir seklik o ölçü işte o 4 ons servis yapılması gereken yasal olarak servis yapılması gereken ölçü. Ben onları alıyorum 10-15 tane koyuyorum buzdolabına. Bara giderken bir tane koyuyorum cebime. Tuvalete gidince bir tane atıyorsun. İşte hesaplık ediyor. Bunu bana kızlar öğretmişti. Kızlar hep alıyorlarmış onu. İşte tuvalete gidince atıyorlar. Ucuza getiriyorlar yani şeyden paradan tasarruf ediyorlar. Onlar söylemişti bana. Onlardan sonra ben de almaya başladım. O gün yanıma işte yaş günüm diye 3 tane koydum cebime. O küçük viskilerden. Ondan sonra ben bara gidinceye kadar 3 tanesini de attım arabanın içinde. Yapmamam lazım da. Üçünü de bitirdim. Tabii bara gittiğim zaman restoran var. Yani böyle kapalı
şey değil yani. Öyle koyu ışıkların olduğu gizli saklı değil. Restoran ve bar bölümü var. Genellikle aydınlık yerleri tercih ediyorum. Karanlıkta ne olduğu belli değil. Sonra tabii içki ısmarlıyorlar sağdan soldan yaş günü. Burada yaş günü olduğu zaman yaş günü içkisi ısmarlıyorlar. İçtiğin içkiden bir tane. Gece boyunca güzel geçti. Ondan sonra müzik grubu şeyi bitirdi, programını bitirdi. Sonra tekrar geldiler sahneye. Dedi ki bir şey dedi unuttuk, önemli bir şeyi unuttuk. İsmail'in dedi yaş günüydü dedi, onun dedi şarkısını unuttuk dediler. Çok hoş ya. Ha, program bitmiş. Biten programdan sonra geliyorlar. Şarkı çalıyorlar. Tabii onun üzerine bir iki kelime söylediler. Hoş tabii o söyledikleri kelimeler hoş. Burada tekrar etmemin anlamı yok. Ondan sonra orada program 12'de bitiyordu. O bulunduğumuz yerde. Diğer tarafa geçtik. Onlar 12'de kapanıyor. Onların franchising sistemi olduğu için usul öyle. Kimse kalmıyor 12'de. Toparlanıyorlar, kapatıyorlar. Biz geçtik öbür tarafa. Lastapasa. Lataska'daydık. Lastapasa geçtik. Orada müzik devam ediyor. Orada içkiye devam ettik. Müzisyenler de benle geldi. Hani o günün anısına. Halbuki öyle olmaz da o gün öyle denk geldi. Öyle beraber olmak istediler. Oradan işte Lastapasta içki içmeye devam ettik. Ondan sonra orada eğlendik. Ondan sonra orası bir de kapanıyor. Oradan çıktık. Flying Fish var gene aynı bölgede. Oraya gittik. Orada içkiye devam ettik. Tabii biz ayaktayım şey yok. Dimdik ama tabii hafıza diye bir şey yok. Sağ olsun o gün beni müzisyen arkadaş getirdi eve. Bırakmak istemedi gönlü. Normalde ben taksiciler getiriyor yani. Taksiye oturduğum zaman hepsi biliyor oturduğum evi. Gözümü açtığımda adreste oluyorum. O gün sağ olsun getirdi, getirmiş eve kadar. Çünkü ertesi hafta söylediğinde hatırladım. Yoksa ben onun getirdiğini hatırlamam o akşam. Neyse, ben 6 kere 6 kere tekila içtim. 6 keresinde de tamamen yamuldum. Yani ben tekila ile barışık değilim. Şimdi bu müzisyen arkadaşlar genellikle içki içerler. Bir tanesi içmiyor içki. Yani bir tane içki söylüyor, akşamı bitiriyor onunla. İyi değil yani içkiyle arası. Müşterilerden bir tanesi bunların hepsine tekila söyledi. Ben de hep benim bulunduğum yer müzisyenlere çok yakın. Yani 2 adım, 3 adım. Yani hep yakın olurum ben müzisyenlere. Öyle oturuyorum. Şimdi görüyorum, her şeyi görüyorum yani onların davranışlarını falan. Şey geldi, tekile servis şeklinden belli. Ondan sonra aldı müzisyenler ellerine. Şey bakıyor, içkili arası iyi olmayan bakıyor diğerleri ne yapıyor diye. Diğerlerinle birlikte içti. Allah dedim bu içki içmesini bilmez ki. Hani içkiyi seven biri değil. Çünkü bir tane içkiyle akşamı bitiriyor. Tekneye bir attı. Ondan sonra ya keşke videoyu alsaydım davranışlarını. Yani bir öne doğru eğildi, bir suratı değişti. Ondan sonra bir şekli şemali değişti. Ya diyorum ben 45 yıldan beri yani o gün için 38 yıldan beri içki içiyordum. Ya tekila beni yamultuyor. İçki içmeyen adamı onun sonra müziğe ara verdiklerinde gittim yanına. Zaten hep beraber sohbet ediyoruz. Yani onlar benim yanıma geliyor. Ben yani
Ya dedim sen içki içmezsin dedim. Tekileyi dedim pat diye dedim 40 yıllık içkici gibi dedim yuvarladım dedim. Ya sorma dedi. Herkes dedi içince dedi. Hani bakıyorum dedi nasıl içiyorlar diye. Hep görüyorum dedi. Ben de içebileceğimi zannettim dedi. Bana göre değilmiş dedi. Amma güldüm. Müzisyen arkadaşın tekile içişine. Sonra da kıvranmasına. İşte tekila ile benim aram, yıldızım hiç barışmadı. Ama içkiyle muhabbetimiz bilmiyorum nerede son bulur. Her akşam buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle. Ama içmenizi tavsiye etmem. İçki içmenizi tavsiye etmem.